Aykırı Film'den herkese merhaba. Bugün kanalda yaşayan bir efsaneyi Godfather'ların, Apocalypse Now'ların yönetmeni Francis Ford Coppola'yı anlatacağım. Neden kendisi derseniz de, Cuma günü vizyona girecek yeni filmi Megalopolis'in bana bu fikri verdiğini söyleyebilirim. Ve burada hem fiziksel hem kültürel olarak çok ağır bir yönetmenimiz var. O yüzden lafı daha uzatmadan videoya geçiş yapıyorum. Francis Ford Coppola, 7 Nisan 1939 yılı Detroit, Michigan'da 3 çocuğun ortancası olarak dünyaya geliyor. Annesi Italia Coppola, gerçekten ismi bu, babası da Carmine Coppola. Amerika'ya göçen ikinci nesil İtalyanlardan bu aile. Kökleri İtalya'nın 3. büyük yerleşim yeri olan Napoli'ye dayanıyor. Bu adamın anne tarafından dedesi, İtalya'da çok ünlü bir bestekar olan Francesco Pennino. Babası da kayınpederinin yolundan gitmeyi tercih edip kendini senfoni orkestrasına adamış iyi bir flütçü. Böyle flütçü deyince tuhaf oldu ama daha karizmatik bir Türkçesi var mı bunu bilemedim. Anlayın işte. Bunun babası Ford Araba Şirketi'nin sponsorluğunda bir radyo konseri için aranjörlük ve orkestra asistanlığı yaparken eşinin doğrası tutuyor. O sırada yakınlarda güvendikleri tek hastanede yine Ford'lara ait olan Henry Ford Hospital. Kaderin cilvesi gibi Ford'ların sponsorluğunda dünyaya geliyor bu çocuk resmen. Onlar da bunun şerefine ikinci isim olarak Ford'u uygun görüyorlar. Tuhaf bir hikaye ama gerçek. Bu adamın sülale toptan eğlence sektörünün gediklisi bu arada. Hani zamanla buranın asilzadesi gibi olmuşlar. Babası oğlunun bazı filmlerine müzisyenlik yapıyor. Ki içlerinde Godfather Part 3 de var. Kızını ve kız kardeşini de oynatıyor o filmde zaten. Abisi August Coppola akademisyenlikten tutun yazarlığa, yapımcılığa her işi yapmış birisi. Aynı zamanda kendisi efsane aktör Nicolas Cage'in babası. Evet, çok ciddiyim. Kız kardeşi de Talia Shire. Evet, Rocky'nin Adrian'ı, Godfather'ın kız kardeşi olan Talia Shire'dan bahsediyorum. Özetle tipik bir İtalyan bu adam. Ve bütün sülalesini sektöre yerleştirmiş gördüğünüz gibi. Vallahi hepsi de işlerinde iyi kimseler. O yüzden kötü de yapmamış yani. 15 yaşında okuduğu A Street Car Named Desire oyunu sonrası tiyatroya merak sarıyor bu adam. 1955 senesinde Hofstra Koleji'nde tiyatro sanatları bölümüne giriyor. Burada oyun yazarlığı ve yönetmenliği yapıyor. Sonra bir gün Sergei Eisenstein'ın October filmini izliyor. Ve oradaki kurgu stiline resmen aşık oluyor. Elie Kazan filmlerinden de bir hayli etkilendiğini söyler kendisi. Ve bu sefer de sinemaya kafayı takıyor bu adam. E tabi sülaleden zengin kendisi. O yüzden istediğini okuma lüksüne de sahip. O sırada abisi de sektörde senaristlik yapıyor. Torpil de mevcut. Bu arada o okuldaki sınıf arkadaşlarından birisi de James Caan bu adamın. İleride birçok filminde rol alacak kendisi. Bu Hofstra'dan mezun olduktan sonra UCLA Film School'a giriyor. Burada okuyan bir başka efsane olan Jim Morrison ile tanışıyor. Bayağı The Doors grubunun solisti olan Jim Morrison'dan bahsediyorum. Saçma sapan bir yakın çevre yani. Neredeyse her yönetmen gibi kariyerine kısa korku filmleriyle başlıyor. The Two Christophers ismindeki bu ilk kısası Edgar Allan Poe'nun bir hikayesinden ilhamını alıyor. 60'lara geldiğimizde Coppola geçimini zor sağlayan bir birey olarak LA'de hayatta kalma savaşı veriyor. Sırf para kazanmak için erotik filmler çekiyor bu dönem. Çünkü o zamanlar bütün arkadaşları bunu yapıyor ve bu işten güzel paralar kazanıyor. Bu adam bir süre sonra da çeşitli re-edit işleri yapmaya başlıyor. Nedir bu re-edit derseniz de yurt dışından getirilen yabancı filmlerin üzerine sahneler çekip bunları film akışına uygun hale getirip yerelleştirme çalışmaları diyebiliriz. The Bellboy and the Playgirls böyle bir film mesela. Efsane B film yönetmeni Roger Corman, Coppola'yı keşfeden adam oluyor. Onu birçok yabancı filmi yeniden editlesin diye görevlendiriyor. Roger Corman'ın Young Racer filmlerinin çekimleri sırasında Corman bu adama diyor ki sen bu filmin artan bütçesinden kendine düşük bütçeli bir korku filmi çek. Coppola fırsatı tabii değerlendiriyor ve 40 bin dolar gibi komik bir bütçeyle B film olarak kategorize edebileceğimiz Dementia 13 filmini tam 9 gün gibi kısa bir sürede çekiyor. O dönem kıymeti bilinmeyen bir film ama zamanla korku film hayranları tarafından bir külte dönüştürülüyor. Hala büyük B film festivallerinde gösterilen ve saygı duyulan bir filmdir. Coppola film okulundan mezun olmak için çekeceği film için bir romanın haklarını satın alıyor. You Are a Big Boy Now filmini bu şekilde çekiyor ve buradan üstün başarıyla mezun oluyor. Dağıtımı Warner Bros. Tarafından yapılan film gösterim şansı da buluyor. Ayrıca bu film Oscar'lara hatta Altın Küre'ye kadar uzanan bir yolculuğunda kapısını aralıyor. Böylece Coppola ilk defa okullarının sınırlarının ötesinde ismini duyurmayı başarıyor. Filmin performansından memnun olan Warner Bros. Yapımcıları bu adamı bir müzikal uyarlaması için tutuyorlar. Finian's Rainbow filmi de böyle doğuyor. Yine festivalleri dolaşan yönetmen, bunların birinde başka bir sinema öğrencisi olan George Lucas ile tanışıyor. Evet, Star Wars George Lucas'tan bahsediyorum. Ve ikilinin ölümsüz dostluğu da bu aşamada başlıyor. The Rain People, yönetmenin ilk ciddi işi denilebilir. Bundan önceki filmler seviye olarak biraz daha düşüklerdi. Ani bir kararla kocasını terk eden hamile bir kadının, yolda karşılaştığı saf bir adamı arabasına alması ve onunla başa çıkmaya çalışmasını anlatan ilginç bir karakter hikayesiydi. İzlerken gerçekten sizi de derin düşüncelere gark eden, insan olmanın doğası üzerine enteresan bir çalışmaydı. Tamamen Coppola'nın kendisi tarafından finanse edilen, yazılan ve çekilen bu filmden sonra yönetmen George Lucas'ı yanına alarak Zotrop isminde bir film stüdyosu kurmaya karar veriyor. Kendisi büyük Hollywood stüdyolarının yaratıcı sürece zarar verdiğini düşünerek bu stüdyoyu kuruyor. Stüdyonun temel amacı kendilerini ifade etmek isteyen yönetmenlere fırsat özgürlüğü sunmak. Bu
Bu açıdan bağımsız film stüdyolarının da atası kabul edebiliriz burayı. Ki bu uğurda Jean-Luc Godard, Wim Wenders gibi yönetmenlere yardımcı olmuş, bilakis George Lucas'ın da piyasaya girmesine ön ayak olmuştur. Ülkesinde istenmeyen adam olan efsane yönetmen Akira Kurosawa'nın Run filminin çekilmesine de bu stüdyo yardımcı olmuş. 70'lere geldiğimizde Hollywood büyük bir değişimin eşiğinde. Stüdyo sistemi büyük oranda çökmüş. Birçok büyük film stüdyosu da batmanın eşiğine gelmiş durumda. Artık filmler açık alan gerçek lokasyonlarda çekiliyor ve kaşesi daha düşük aktörlerle çalışmak tercih ediliyor. Böyle kaotik bir dönemde bir grup genç sinema öğrencisi parlak fikirleri ve sinemayı değiştirecek üsluplarıyla kurtarıcı rolüne bürünüyorlar. Sakallılar grubu olarak andığımız George Lucas, Steven Spielberg, Brian De Palma ve Francis Ford Coppola'dan oluşan bu grup görece düşük bütçelerle öyle büyük filmler çekiyor ki çalıştıkları stüdyoları batıştan kurtarıp Hollywood'un ikinci rönesansında müjdeliyorlar. İşte Francis Ford Coppola da o grubun önemli bir ismi olarak bu dönem zor zamanlar geçiren Paramount Stüdyosu'nun imdadına yetişerek Godfather filmini onlar için kameraya aldı. Godfather'dan önce Francis Ford Coppola'nın Petr isminde bir senaryosu da bulunmakta. Franklin J. Schiffer'ın çektiği bu film, 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın efsane komutanı George S. Patton'ın hayat hikayesini anlatıyor. Ancak yönetmen, Oscar ödülüne ilk kez bu Patton filmine yazdığı senaryo ile ulaştığı için onun adına bir kırılma oluyor bu film. O yüzden kısaca anmak istedim. Godfather'ın hikayesi bu videoya sığmayacak kadar büyük. Bir gün kanalda onun hikayesini anlatmak istiyorum. Ancak şimdi bir özet geçeceğim. Bu Paramount stüdyosu, Mario Puzo'nun o dönem çok satanlar listesine giren Godfather romanını uyarlama hakkını satın alıyor. Yönetmen olarak da Sergio Leone'yi düşünüyorlar. Ama Sergio Baba o dönem bir zamanlar Amerika'da film üzerine çalıştığı için projeyi reddediyor. Stüdyo, romanın İtalyan kökleri sebeple İtalyan asıllı bir yönetmen arayışında. O sırada The Rain People ve Patton filmlerindeki başarılarıyla ön plana çıkan Coppola ismiyle görüşülüyor. Bu abimiz projeyi ilk başta reddediyor. Sebebi de romanı aşırı basit ve kalitesiz bulması. Ancak yönetmen George Lucas'ın THX projesini finanse edebilmek için o dönem Warner Bros'tan yüklü bir borç alıyor. Finansal olarak kendini toparlayabilmesi için de böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu fark ediyor ve fikrini değiştirip projeye geri dönüyor. Sonra o eleştirdiği yazar Mario Puzo ile kafa kafaya verip bunlar beraber filmin senaryosunu kaleme alıyorlar. Gerçekten o malzemeden ortaya çıkarttıkları iş muazzam oluyor. Ancak romanın filmleştirilmesi mafyanın da kulağına gidiyor ve kendilerini kötü gösterecek bir proje olacağı için bu filmin çekimini engellemeye çalışıyorlar. Bayağı Frank Sinatra'ya kadar ulaşıyor olaylar. Bütün bu işin perde arkasını anlatan The Offer diye bir dizi var. Onu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Öyle ya da böyle, Godfather filmi çekiliyor. Marlon Brando'nun ismi üzerinden pazarlanan film ile ortaya çıkan sonuç gerçek bir başyapıt oluyor. Al Pacino, James Caan ve Robert Duvall gibi isimler de bir günde şöhret merdivenlerini çıkıyorlar. Coppola'nın bütün sanatsal sınırlarını zorladığı ve her şeyini verdiği, suç baronlarıyla bile çatıştığı bu film onu bir anda A-lig yönetmenler arasına sokuyor. Roger Corman'ın adeta yokluktan çıkarıp aldığı bu adamın böyle değerli bir elmasa dönüşmesi de bir noktada gerçek bir Amerikan rüyası aslında. Godfather filmi hakkında diyebileceğim çok bir şey yok. Zaten diyebileceğim her şeyi duymuşsunuzdur bugüne kadar. Bu zamana kadar iki boyutlu olan, klişe mafya karakterlerine katman çıkan, İtalyan-Amerikan toplumuna saygı kazandıran, suç filmlerinin bütün seyrini değiştiren, Scorsese gibi İtalyan asıllı yönetmenlerin yükselişin ön ayak olan, bünyesinden Al Pacino çıkartmış, her sahnesi ve her repliği ince ince düşünülmüş, sinemayı pozitif anlamda değiştiren ve Hollywood'a yaşam öpücüğü veren özel bir film. Eleştirel ve gişe anlamında da istediğini alan Coppola, hiç ara vermeden ikinci filmin hazırlıklarına başlıyor. O zamana kadar devam filmlerinin birkaç istisna dışında çerçöp olduğu bir sektörde devam filminin nasıl çekileceğine dair de ders veren bir iş çıkarıyor elbette. İlk filmin kahramanı haline gelen Michael Corleone ve Vito'nun gençliği arasında paralellikler kuran ve tek film ile iki hikaye anlatan yönetmen, ilk filme çok daha politik bir boyut katarak tarihin en iyi ikinci suç dramasını çekmeyi başarıyor. Yönetmenin bu hikaye anlatmadaki meziyetleri, oyunculardan maksimum verimi alma ve roman estetiğine uygun sinematografisiyle birleşip Coppola'nın bir jenerasyonun Kubrick'ine dönüşmesini de sağladığını söyleyebiliriz. Şahsi olarak benim serideki favori filmim budur. Bu biraz Robert De Niro hayranlığım, biraz da yükseliş hikayelerini seviyor olmam sebeple sanırım. Bu film de 11 dalda Oscar adaylığı alıp 6 Oscar'ı kazanmasını biliyor. İçlerinde en iyi yönetmen, en iyi film ve en iyi uyarlama senaryoda bulunmakta. Coppola'nın Rönesansı hız kaybetmeden yoluna devam ediyor. Bu film ile aynı sene çektiği The Conversation filmi de vizyona girdiğinde büyük etki yaratıyor. Özünde bir casusluk draması anlatan bu filmde, özel bir şirket için insanları dinleyen bir adamın şahit olduğu bir konuşma sonrası yaşadığı vicdani muhasebeleri anlatıyor. Fikir olarak Antonioni'nin Blow Up filminin işitsel versiyonu olan film, daha sonra Almanların The Leaves of Others filmine de ilham alıyor. Gene Hackman'ı bu filmde izlerken siz de benzer vicdani yüzleşmeler yaşıyorsunuz. Olağanüstü bir performans. Yönetmene de Cannes'da ilk Palme d'Or'unu da bu film getiriyor. Bir de bu filmin Nixon'ın Watergate skandalı öncesi çekildiğinin de altını çizmek istiyorum. Yönetmen durum için tesadüf yorumu yapsa da hikaye içerisinde bir sahnede Nixon Kennedy seçimine de gönderme yapılıyor. Kararı filmi izleyip siz verin bence. Sonra geliyoruz 1979 yapımı Apocalypse Now'a.
Yani bir yönetmen için daha iyi bir 10 yıl sayamazsınız. Üst üste çektiği şu filmler, elde ettiği başarılar itibariyle kariyerinde çok erken bir yaşta zirve görmesi ve doyuma ulaşması gibi bir durum söz konusu. Apocalypse Now, Hollywood'un o zamana kadar çektiği en büyük savaş filmi. Aslında yine bir roman uyarlaması bu film. Ancak yönetmen yine kendine az karakter dramaları üzerinden bu savaşı anlatmayı tercih ediyor. Buram buram ne yapalım ve insan travmaları kokan bir film bu. Coppola'nın solcu duruşunu en sert yansıttığı film aynı zamanda. Ve insanın doğasını nasıl mahvettiğini Marlon Brando'nun Horror deyişinde veya Martin Sheen'in ifadelerinde görebiliyorsunuz. Bu film de Cannes'da Palme d'Or almayı başarıyor. Daha sonra ince kıymete binen filmin 2001'de 4 saati aşan bir versiyonu da yayınlandı. Eğer savaşta bulunmak nasıl bir his diye merak ediyorsanız o versiyonu izleyip yakın bir deneyim elde edebilirsiniz. 80'ler yönetmen için 70'lerde yaşadığı şaşalı dönemin ardından bir fetret dönemi tadında geçiyor. Burada da kayda değer güzel filmler çekiyor çekmesine. Ama üst üste izleyiciye yaşattığı o sinematik hazdan sonra biraz daha hafif işler olduğunu söylemek gerekiyor. Belki ona da yaşadığı şeyler çok fazla geldi ve biraz sakin sularda yüzmek istedi. Bu dönemin başlarında çektiği fantastik müzikal One From The Heart gişede öyle bir batıyor ki yönetmen finansal olarak toparlayabilmek için Zotrop Studios'un bir kısmını satmak zorunda kalıyor. Böylece stüdyonun adı American Zotrop olarak değişiyor. Sonradan yönetmen stüdyosunun bütün haklarını geri alacak elbette. Hatta hala kendi filmlerini bu stüdyo üzerinden finanse etmektedir. Ardından The Outsiders filmi geliyor. Bu filmin hikayesi çok acayip. Çünkü yönetmen bilmeden burada All Star bir oyuncu kadrosu kuruyor. Kendisini zaten Al Pacino gibi bir ismi keşfetmesinden oyuncudan anladığının farkındaydık. Ama böylesine de az rastlanır. Karate Kid Ralph Macchio burada. Aynı sene Risky Business filmiyle yıldızı parlayacak Tom Cruise burada. Martin Sheen'in oğlu kontenjanından dahil olan Emilio Estevez burada. Patrick Schweizer burada. Rob Lowe burada. Matt Dillon burada. Bitmedi. Ergen bir Diana Lane bile burada. Tuhaftır. Filmde ekran süresi çoğaldıkça şöhret oranı azalıyor. Tom Cruise mesela figüran gibi kalıyor. Ama şöhreti hala devam eden tek isim kendisi. Bu bir gençlik romanından uyarlama. Aynı yazarın başka romanından sonra Rumblefish filmini de yapıyor yönetmen. Temel olarak benzer hikayeler anlatıyor zaten. Asi gençlik filminden beri anlatılan o serseri genç grupların hayatla mücadelesi teması işleniyor burada. The Outsiders, Rumblefish'e göre daha dağınık bir anlatıya sahip. Film izlerken iyi vakit geçirtiyor. Ama bütün hikayelere odaklanmakta zorlanıyorsunuz. Öteki taraftan Rumblefish yani siyah balığı ise beni hipnoz etti desem yeridir. Gözlerimi alamadım ben bu filmden. Siyah beyaz estetiğinin bu kadar iyi sonuç verdiği çok az film var. Belli yönlerden de Sin City gibi filmlerin atası kabul edilebilir. Zaten buradaki Mickey Rourke karakteri benzer persona ile orada da yer alıyor. Nicolas Cage'in ilk göründüğü filmlerden birisidir ayrıca. Son olarak bu Matt Dillon ne kadar iyi oyuncuymuş. Kıymeti bilinmemiş bu adamın. Ve şu anda bayağı ortalıktan kayboldu. Kendisini gerçekten izlemeyi özlüyorum. Outsider finansal olarak da başarı getiriyor. Bu oyuncu kadrosuna da olsun bir zahmet zaten. Bu arada genç izleyicilerimizin çoğu kim ki abi bu isimler diyebilir. Şu anın dünyasında eski şöhretleri yok çünkü. Sonra bir ara Peggy Sue evlendi diye bir film çekiyor bu adam. Hala şaşırırım bu filme. Ama ergen hikayelerine fena sarıyor bu arada. Tuhaftır ki bayağı iyi bir iş çıkartıyor. İsmine aldanmayın. Gerçekten güçlü bir genç kız hikayesi sunuyor bu film. Ve yönetmene yine birçok apolet kazandırıyor. Bu filmle birlikte Kathleen Turner, Nicolas Cage ve Jim Carrey gibi isimler de piyasa yapmış oluyorlar. Adam gerçekten oyuncudan anlıyor arkadaşlar. Sonra bir ara George Lucas ile beraber bir Disney tema parkı için Kaptan Evo diye bir şey çekiyor bunlar. Başrolünü Michael Jackson'ın oynadığı bir klip filmi gibi düşünebilirsiniz. Bunu da enteresan bir çalışma olarak araya sıkıştırmak istedim. 80'leri James Caan'lı Garden of Stone ve Jeff Bridges'in başrolünde olduğu Tucker filmiyle kapatıyor. Bu arada en büyük oğlu vefat ediyor ve bu filmlerin gişedeki başarısızlığı da yönetmeni biraz kendi kabuğuna çekiyor. 90'lar yönetmen için bir son dans şeklinde geçiyor diyebiliriz. Gerçekten yüksek kalitede işleri de var, yerden yere vurulan kalitesiz çalışmaları da. Mesela Jack diye Robbie Williams'la bir film çekiyor. Yine zeka engelli bir karakteri anlatmaya çalışıyor ama bu sefer sert kayaya çarpıyor. Dönemini yakalayamamış aşırı basit bir film olarak yönetmenin çağının geçtiğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor. Baba 3'ü de yine bu dönemde çekiyor. Dediğim gibi prime yıllarından çok uzak, yaratıcılığını ve büyüsünü çoktan kaybetmiş bir adamın tezahürü gibi bu film. İlk iki filmin ruhuna sahip ancak dönemin sinemasına ayak uyduramamış aşırı sıkıcı bir film bu. İlginç karakterlere ve güzel sahnelere sahip. Ama kızını zorla oyuncu yapma çabası onun da sonunu getiriyor biraz. Andy Garcia ve Al Pacino performansları üzerinden okuduğumuz ve unutmak istediğimiz bir film kalıyor geriye. Ama işte Rainmaker ve Dracula'yı da bu dönemde çekiyor bu adam. Yani Bram Stoker's Dracula öyle bir film ki gotik edebiyattan uyarlanmış en iyi şey olabilir. Coppola'nın romanın doğasını anlaması ve kendi üslubuyla gerçekliğe dönüştürmesinin şahane bir örneği. Tablo gibi film dersiniz ya, öyle bir şey yani. Yine Keanu Reeves'i Winona Ryder parlatan, Gary Oldman'ın sırtında yükselen bir film bu. Yönetmenin şu yaşında böyle korku soslu bir iş yapması büyük bir meydan okuma. Ama köklerinin bu janra dayanması ve bu büyüklükte bir şey anlatmaya çalışması da takdire şayan. Son şakası da bu film oluyor zaten babanın. Ondan sonra 2000'ler ve sinemadan uzaklaşma dönemi başlamış oluyor.
2000'ler yönetmen için yapımcı kimliğiyle öne çıktığı, seyrek film çektiği, çektiği zaman da hiçbir şeye benzetemediği bir dönem. Akranlara bu dönem fena işler çıkartmıyor. Ama onların bildiği Hollywood'dan da uzaklaşıyor bu dönem. Artık sinemanın dedelerine evrildikleri ve bünyelerindeki son yetenekleri kustukları bir dönem bu. Günümüze doğru gelindiğinde Marvel'a çamur atıp gündeme gelen bir insana dönüştü zaten. Megalopoli filmi de Venedik Film Festivali'nde gösterimini yaptı. Her film gibi bilmem kaç dakika ayakta alkışlandı. Ama aynı film eleştirmenleri de ortadan ikiye bölünmüş durumda. Genel olarak kötü eleştiriler alan ve trash gibi anlatılan bir film bu. Fragman itibariyle çok ilginç bir fikir ve görselliğe sahip. Bakalım günün sonunda bu film Coppola'nın veda bu sesi mi olacak yoksa yönetmenin cenaze töreni mi? Evet, bir yönetmen videosunun daha sonuna geldik. Keşfettiği oyuncularla romanın hikayesini daha yüksek ölçeklerde uyarlama yeteneğiyle, atmosfer ve trajediler yaratmadaki benzersiz yeteneğiyle bu İtalyan hikaye anlatıcısı herkesin hayatına bir film ile damgasını vurmuştur. Ve pek çoklarının da hala favorisi konumunda. Sizin favori Coppola filminiz hangisi? Siz yönetmenin hikayesini nasıl buldunuz? Yorumları yazın, konuşalım. O zamana kadar aykırı ve hoşça kalın.